Herkese merhaba, kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz ünlü astrolog Filiz Özkol. Filiz ablacığım hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Beni misafir etmekten son derece mutluyum. Biz zaten seninle ara sıra böyle buluştuğumuz zaman hep böyle yayınlarımızı konuşuyoruz. Daha çok yayınlar yapacağız seninle. Evet, inşallah. Ama 2023 yılı çok özel bir yıl. Çok özel bir yıl. Evet. Bugün 2023'ün kalan ikinci yarısını konuşacağız. Çünkü Filiz abla bana dedi ki ilk yarısı değil, ikinci yarısı çok özel bir dönemde de mutlaka bunu videosunu çekmemiz lazım dedi. İlk geldiğinde kanalıma çok uğur getirmiştin, çok takipçi gelmişti senden. Evet, İnşallah bu videoda lütfen takip ederseniz, beğenirseniz sevinirim. Hadi başlayalım ablacığım. Evet, bu arada 2024 için de sözümüz var, onları da halledeceğiz. İnşallah. 2024'te bomba gibi haberlerimiz olacak ama sevgili arkadaşlar, özellikle 2023 senesinin bu son 6 ayı bize bomba gibi gelecek. Bayağı bir fark çek. İki tane tutulmamız var. Bu tutulmanın bir tanesi Terazi Burcu'nda olacak, Güneş tutulması. Diğer 28 Ekim'de de Boğa Burcu'nda. Terazi Burcu'nda olan tutulmalar terazileri, koçları, yengeçleri ve oğlakları biraz olumsuz etkileyebilir. Ama biz bu olumsuzluklardan ders çıkartarak hayatımıza yeni bir yön verirsek muhteşem olacak. 28 Ekim'deki Boğa tutulması çok daha ilginç olacak. O da boğaları, aslanları, akrepleri ve kovaları etkileyecek. Tamam. Bu yeni bir döngü. Artık bir döngüyü geride bırakıyoruz. Siyasi anlamda da dünyada çok dalgalanmalar oluyor. Hani biz kendimize hep Türkiye penceresinden, Türkiye açısından bakıyoruz ve dünyada zannediyoruz ki sadece bizim ülkemizde her şey çok oluyor. Şu son dönemlerde tabii ki bu yayınlandığı zaman Fransa ne olacak bilmiyoruz ama Fransa'da yapılan bu olayların hepsi bu tutulmaların etkisi daha da büyüyebilir. Avrupa'ya sıçrayabilir diye düşünüyoruz. İnşallah olmaz. Zaten Fransız ihtilali de Fransa'da başlayıp tüm dünyayı etkilemişti. Aynen. Daha dün onu eşimle konuşuyoruz. Fransa ihtilalinin sanki böyle ruhunun tekrar geri dönmesi gibi bir şey oldu. Her şeyi Fransızlar başlatıyor. Onlarda galiba bir şey var, bir hikmet var. Dünyaya yayılıyorlar. Hatta benim tahminimce, yani tarih okudum, Haçlı seferlerinin bile ana dibinde Fransızlar var. Doğru. Gelelim dünyada neler oluyor. Uranüs 2026 senesinde İkizler Burcu'na geçecek. Uranüs artık son dönemlerini yaşıyor. Şu an Boğa'da mı ablacığım? Boğa'da. Tamam. Kuzey Ay Düğümü dediğimiz Ay Düğümü ile birlikte hareket ediyor Boğa'da. Bu şeyleri gevşetiyor. Katı, yani fayları kırıyor. Fayları derken tamamen deprem anlamında söylemiyorum. Bütün beynimizdeki fayları kırıyor. Hmm. Jenerasyonlar değişiyor. Baktığımız zaman Z kuşağı, yapay zekayı sanki Z kuşağı çoktan geçmiş gibi. Yani şey gibi, Android gibi konuşuyorlar. Ve çok güzel bir jenerasyon geliyor. Aslında biz belki bize uymadığı için, özellikle bana uymadığı için şey bakıyorum. Allah Allah, bunlar da ne ya? Bunlar neyin nesidir? Ecilli gibi bir şeyler diyorsunuz. Ya Filiz abla şey yapıyorlar. Evet. Deepfake'ler var mesela. Sizi aynı konuşturuyorlar. Siz atıyorum 2024 yorumu yapıyorsunuz ama o siz değilsiniz aslında. Ama birebir sizsiniz. Şey olarak, model olarak, yani yapay zekanın geldiği son nokta aslında çok kötü bir şey. Çünkü söyleyemediğiniz bir şeyleri sizi yapay zeka kullanarak mesela konuşturuyorlar. Böyle şeyler de başımıza gelebilir. Ay çok iyi. Bunlar şey o zaman büyük bir proje. Proje. Bir projenin altında çok büyük olaylar. Dünya yangını mesela çıkar bir gün sadece Fransa değil. Bakacaksınız, kanalı açacaksınız. Filiz Özkol 2024 yorumu yapıyor ama o siz değilsiniz mesela. Sizi. Bunun çok ilginç bir şeyleri var. Siyasetçiler çoktan gitse onların yerine aynı siyasetçilerle devam ettiğimizi zannetmeyelim. Bak o konuyu hiç düşünmemiştim ben. Evet. Siyasetçi yok aslında. 1000 yıl olmuş öleli. Biz hala Allah Allah diyoruz. Adam ne kadar uzun yaşıyor. İngiltere kraliçesine belki bir süre yaptılar onu. Bence de. Artık dediler ki yani 100 yaşından da fazla olmasın bu iş. Kaç yaşında öldü? 107 var mıydı? Galiba, 98 miydi? Bilmiyorum ama yani öyle bir spekülasyon vardı yani, evet. Elizabeth'le. Ama Elizabeth'in haritasını ben inceledim. Çünkü o Boğa Burcu kadını olduğu için evet. Boğa'nın son demeydi artık. Boğa çünkü Uranüs daha yıl tam 84 sene sonra tekrar onun burcuna gelecekti. Yani bu kadının 84 sene daha yaşaması mümkün değildi. Doğru, doğru. Onun bitmesi lazımdı. Allah rahmet eylesin evet. Diyelim, ne diyelim. Peki ikinci yarıda Venüs retrosu var benim bildiğim. Nedir bu Venüs retrosu? Aşık olalım mı abla? Olmayalım mı? Eskiler, ya, geriler. Buracığım, 3
bu Venüs retrosu var ya, belki yaz aylarına damgasını vuracak. Çünkü biliyorsun yazın kıyı şehirlerde o romantizm, ambiyans falan, böyle insanlar aşka daha çok yakın oluyorlar ya. Evet. İnsanın o libidosu ya da o deniz kokusu, iyot insanı biraz daha aşka yaklaştırıyor ya. Evet. Maalesef yaklaştırıp sizi çok büyük aşklara yaklaştıracak ama öyle kalsın. Yani romantik bir şekilde yaşayın ve o aşka çok fazla misyon yüklemeyin. Hani tarihler ne peki? 23 Temmuz'da başlıyor, 5 Eylül'e Temmuz kadar. Oo. Ve Eylül'de de bir Merkür retromuz başlıyor. Bir de onunla çakışıyor. Eylül'ün zaten 18'ine kadar, 22'si, 23'üne kadar felç durumdayız lütfen. Şimdi Kuzey Ay düğümü Koç burcuna geçiyor. Koç burcu ayın 18'inden sonra ve bir ay düğümleri genelde bir döngüde 1,5 sene kalır. 2025-24 senesinin 31 Aralık'ına kadar Koç'ta kalacak. Bu Koç ateş enerjisi veren bir Koç'tur ve döngüler hep geçmişle bizi yüzleştirir ve bu dünyada artık neleri yapmamız gerektiği konusunda bize çok güzel fikirler verecek. Şimdi Koç burcuna geçmesiyle Ekim 14'teki Güneş tutulması çok büyük bir önem kazanacak. Çünkü Güney Ay düğümünün üzerinde oluşacak. Tabii ki bunlar şimdi astrolojik diller. Biz bunun anlamına baktığımız zaman herkes vicdani değerleri, ahlak değerlerini, kendiyle ilgili adalet duygularını testten geçirecek. Herkes kendini yeni bir formasyon bulacak. Yani şöyle bir şey, hayatımızı artık yeni bir döngüye doğru endeksleyeceğiz. Yani biz artık geçmişle bağımızı kapatacağız. Bir Sirius'la yengeç kavuşumu yaşadık geçenlerde. Sirius zaten maneviyat bir gezegenidir. Vicdanımızla kendimize, derinliğimize bakmadır. Herkes kendi derinliğinde yüzecek. Peki daha çok affedelim mi? Yani sanki ben bunu anladım. Hani biraz daha affedici olalım, biraz daha vicdan sahibi olalım, biraz daha şimdi sınırlarımızı genişletelim. Çok ilginç bir kelime bu. Affetme kelimesinin içinde çok anlam var. Çünkü insan affetme kelimesi çok kolay bir şey değil de. Doğru. Yani yüzyıllardır size çok büyük kötülükler yapmış bir insanı küçücük bir konuyla hadi seni affettim demek çok saçma bir şey. Yani sadece affetmenin anlamını çok iyi bilmemiz lazım. Artık o olayla çok fazla ilgilenmemek lazım. Anladım. Hatta çoğu zaman şöyle dememiz, aman benden geçmiş Allah affetsin. Hani deriz. Doğru. Ya. Ya da kendimizi affedelim değil mi? Ha, kendimizi daha çok sevelim. Kendimizi sevelim. Peki bu hangi burçları daha iyi etkileyecek bu ay dönümünün değişmesi? Koçları, aslanları ve yayları çok güzel etkileyecek. Güzel. Muhteşem bir 1,5 sene başlıyor koçlar, aslanlar, yaylara. Ekstrem olarak terazilere, ikizlere ve aslanlara. Onları çok güzel. Diğerlerinde tabii özel horoskoplarına bakmak lazım. Doğru. Hangi evlerinde, hangi derecelerde, ne kadar açıyla birbirlerini destekliyorlar. Aha. O da önemli. Ama özellikle koçlar, aslanlar, yaylar, teraziler, şahane. Kovalar. Evet. Şimdi ikinci yarıda ne dedik? Venüs retromuz var dedik. Merkür retromuz var dedik. Kuzey Ay düğümü burç değiştiriyor dedik. Bir de iki tane Güneş tutulumuz var. Mars var. Mars da coşku gezegenidir Boracığım. Aynı zamanda hareketlendirmedir, cesarettir, savaştır, cazibedir, evet. Cinselliktir. Aynı zamanda kadının da erkeğin de cazibesini veren Mars'tır aslında. Ama korkutucu bir gezegendir. Çünkü biraz Mars baştan çıkarıcı bir gezegendir. Hani çoğu zaman Mars ay kavuşumlarında, Venüs Mars kavuşumlarında insanlar çok çok coşkulu. Hatta işte böyle 2-3 günlük büyük aşklar vardır ya. Aha. Hani geldi ve geçti ama muhteşem yıllar o anı yaşamıştık. Ve 3 ay muhteşemdi dediğimiz aylar. Onlar böyle Mars-Venüs aylarıdır. Bu ikinci yarı yılda Mars'a ne oluyor peki? Yani Mars şu anda Boğa burcuna geçiyor. Retrosu mu var? Yok, Mars'ta retro yok. Mars Boğa burcuna geçiyor. Başak burcuna geçiyor. Daha çalışkan olacağız. Aa, ne güzel. Daha sistemler olacağız. Kurallar tekrar gözden geçirecek. İnsanlar doktorlar için çok iyi olacak senin için. Daha steril çalışacaklar ve daha mesleklerinin enerjilerini işine daha güzel yansıtacaklar. Yani daha coşkulu bir çalışma alanı ne doğacak. Güzel. Evet, başarılı doktorlar çıkacak Mars Başak'ta. Yani yaz aylarında bayağı çalışacaklar. Yazlıklarda bile çalışacaklar. 28 Ağustos'tan sonra Mars Terazi burcuna geçiyor. Sanatçılar, sanat. Evet. Sanatla ilgili ama bu sene birazcık sanatçılardan kayıplar yaşayabiliriz. Öyle mi? Evet. Yani en son işte
Masafat Özkan geçti. Evet. Yani Özkan'ı kaybettik maalesef. Evet yani. Başımız sağ olsun. Başımız hani sağ olsun. Seviyorduk ama hayat böyle bir şey. Evet. Yani evet, bir gün hepimiz yok olacağız. Evet. Dünyadan kim bilir ne değerli insanlar gitti. Tanımadığımız birçok değerli insanlar yüzyıllardır ölüyor. Bu değişim dönüşüm olarak düşünüyoruz. Astroloji de zaten değişim dönüşümdür. Her dönüşüm ruhları yeniden. Reenkarnasyon vardır astrolojide. Gerçi dinlerde bu ne kadar geçerli bilemiyoruz. Çünkü biz dinler tamamen dünyevi olduğu için dünya üzerinde insanları şekillendiriyor. Ama reenkarnasyon bilimsel olarak yani ışık hızıyla, bilimle daha farklı evet, ölçümleriyle olduğu için bunları biz çok fazla anlatması birazcık zor olabiliyor. Ama ruhsal yolculuğumuz bu dünyada asla bitmiyor. Bitmiyor ama evet, çok merak edilen ve çok şey yapılan konular bunlar artık. Daha da insanların merak ettiği, öğrenmek istediği. Yani bir de öğrenmek demek, onu kabul etmek değil ya da bu tabii, bilgiye ulaşmak, bunu dinlemek. O yüzden her şeyi bilelim, sonra özümseyelim, kabul ettiklerimiz olur, etmediklerimiz olur. Tabii ki. Herkesin öyle, ama astrolojinin de kabul edilebilirliği inanılmaz arttı artık. Çünkü insanlar eskiden biraz daha farklı bakarlardı. Şu anda bakışları da değişti. Tabii, herkes tabii, artık bundan faydalanıyor. Siyasetçiler, sanatçılar. Tabii ki. Kimler yani? Ya çoluk çocuk herkese, ev kadından tut bugün evet, bilim adamlarının hatta NASA hepsi evet, bunu kullanıyor. Yalnız astrolojide çok yanlış bilinen iki tane olay var. Onu da senin programında açıklayalım ki söyleyelim, insanlar bu konuda bilgi sahibi olsunlar, yanlış yorumlar yapmasınlar. Şey diyorlar, aynı anda doğan insanlar aynı odada aynı anda doğum yapıyor anneyle yani. Bazen biliyorsun çoğul doğumhaneler var ve hastanede biliyorsun ve herkes aynı dakikalarda doğum yapabilirler. Neden bu çocukların büyüdükleri zaman ya da bu insanların kadersel değişimleri farklı olabiliyor? Orada astrolojinin 5. evi dediğimiz anneyle olan ay burcunun anneyle olan annenin haritasıyla ilintisi vardır. Mesela benim yükselen burcum terazidir. Annemin kendi güneş burcu terazidir. Ve benim büyük oğlumun ay burcu terazidir. Genetik astroloji evet, denen bir şey var. O yüzden insanlar şey diyorlar mesela, benim işte dedem aynı şey şu saatte şurada öldü. Ötekinin dedesi de aynı gün doğmuş, niye ölmemiş? Ya doğru, da ikizler. İkizler aynı anda doğuyorlar. Fakat kaderleri çok farklı olabiliyor aynı anne babadan. Şimdi astrolojide 30 çarpı 30 seçenekler vardır. Her evin 12 tane ev vardır astrolojide ve her evin 30 çarpı 30 seçeneği vardır. Mesela şimdi biz bu salondayız. Hı hı. İkiz olduğumuzu düşün. Sen bu koltuğa oturduğun zaman bu koltuk boş kaldığı için diğer ikiz diğer burcu o koltuğa oturuyor. Sen o koltuğun özelliğini alıyorsun, ben bu koltuğun özelliği. Ama bu salonun dışına çıkamıyoruz. Yani ikizler bu salona ait fakat değişik koltuklarda oturmakla bu koltuğun yönü ona çalışıyorsa bu koltuğun yönü ona çalışıyor. Ama yine de kader bağları aynı. Peki ikinci bilinmeyen şey neydi? İki tane demiştiniz. Bir tanesi işte bu, bu anne, doğum anında. Mesela, yanlış bilinen, astrolojide yanlış bilinen tabii, iki şey var. Tabii aynı anda İkincisi doğanlar neydi? İşte aynı doğanlar bunlar. Başka şehirlerde de doğsa, aynı şehirde de doğsa, aha, aynı saatlerde de doğsalar kaderleri farklı oluyor. Tamam. Annelerinin, babalarının haritalarıyla özleştirmek gerekiyor. Tamam. Peki burç burç yorumlayalım mı? Tabii ki hemen. Hani koçlardan başlayalım. İkinci yarı yılda 2023'te bizi ne bekliyor? Koçlar bu yaz özellikle aşk hayatlarında eski aşklarıyla çok karşılaşacaklar. Yaz tatilleri, yaşam alanlarında çok aha, görüşecekleri insanlar olacak. Eski dostlarla bir araya gelecekler. Birlikte ortak projeler üretecekler. Ama bu projeler yarım kalabilir. Yazın hmm, özellikle koçlar güzel bir aşka başlasınlar, hiç sorun değil. Çünkü insanların her dakikası çok değerli. Hani aşkın sonunu düşünerek bir şey yaşamaya kalktığınız zaman zaten o aşkın anlamı kalmıyor. Kalmaz. Doğru. Yani proje aşk oluyor. Peki, proje aşklardan yana değilim. Aşk doğaçlamadır. Eski gelenlerde tekrar hani ex
yüzleri değerlendirelim mi? Eski tabii ki yüzleşme, işte kuzey ay düğümü. Hani evet, bir affetme, yüzleşme, evet, ve ona veda etme. Ha, veda da edelim veda yani. Yani veda etmeseniz bile değişim dönüşümdür. Bakarsın Boracığım, o aşk çok güzel bir dostluğa, çok bir, güzel bir arkadaşlığa da dönüşebilir. Doğru, doğru. Her zaman libidoları kullanmak gerekmiyor. Doğru. Aşkın içinde yani çok insancıl duygular tabii, da var. Şefkat var. Evet. Paylaşım var. Dostluk var, dostluk arkadaşlık var. Yani blu çağında, ergen çağında belki libido çok daha yüksek kullanılabilir. Evet. Ama belli yaştan sonra aşkın içindeki diğer olgular daha ön plana çıkıyor. Önemli olan o bütünlüğü sağlayıp affetmek, birbirinizi daha rahat bir dille sevgi bazında konuşmak. Sevgiyle aşk arasında fark var aslında. Kesinlikle var. Yani sevgiye dönüştürmek, değişim dönüşüm dediğimiz olay bu. Evet, sevgi daha kolay kontrol ediliyor ama aşk kontrol evet, edilmiyor maalesef. Aslında aşk çünkü aşk şeydi. Her şeyi affeder mi Allah? Ha, bu benim bir köşe yazım var, atayım onu ben sana. Aşk her şeyi affeder, bence eder. Eder değil mi? Bence eder. Bence etmeli. Eder. Herkes en azından bir kez etmeli yani. Herkes bir şans hak eder. Çünkü şöyle bir şey bu. Affetmek istemesen de yüreğin onu zaten çok sevdiği için. Doğru. Hani vardır ya Suzan Tamaro'nun bir şey kitabı. Yüreğim onu çok sevdi. Evet. Hani yüreğin sevmişse affedersin tabii. Doğru. Niye affetmeyesin ki? Takipçilerimize de soralım bu videoyu izleyen. Aşk sizce her şeyi affeder mi? Bekliyorum yorumlardan. Neler düşünüyorsunuz? Biz seninle şöyle bir şey yapalım. Her hafta bir konu bulalım. O konuları tartışalım. Olur. Burçlara göre tartışalım. Olabilir. Mesela Koç burcu anında affeder. Boğa asla affetmez. Ha. Biriktirir. İkizler der ki boş ver ya, biz onunla kankaydık, zaten kankaya dönüşürüz, aşkımız zaten kankayla başladı der. Doğru. Yani arkadaşlar, yengeçler çok duygusaldır, ağlarlar, sızlarlar. Ondan sonra aslanlar, o bana zaten layık değildi deyip böyle bir gurur yapar, hayatta dönmez, affetmez. Aha. Başaklar böyle der, aman çok zeki, çok akıllıydı da bilmiş, benden çok akıllıydı sanki diyiverir böyle. Bir gün bunları anlatalım. Tamam, ama diğerlerini sayın abla, başaktan sonrası. Teraziler romantiktir canım. Bir aşk biter, bir aşk başlar. Aşk beni seviyor der. Ona akrepler der ki, o beni asla unutmayacak, hiç onu affetmeyeceğim. İlahi adalet bir gün gelip onu bulacak der. Yaylar der ki, aman ne olacak, aşk aşksa dostluk dostluktur. Ha, dostluk olmazsa aşk olsun, aşk olmazsa sevgi olsun, sevgi olmazsa arkadaşlık olsun. Yeter ki hayatımda olsun, onunla bizim evet, iletişimimiz güzeldi. Yaylar da çok minnoş oluyorlar. Ay, minnoş yay benim. Yaylar sonra oğlak. Oğlaklar kurumsaldır. Zaten projeme uygun bir aşk değildi bu der. Yani bu böyle. Kovalar der ki, ay ne kadar çılgın aşklar yaşadık. Ya, bu bitti, yeni çılgını geliyor. Evet. Yani gelecek ol, giden gitsin, gelecek olan gelsin der. Balıklar da der ki, çok romantik aşklardı ama daha yaşım var, daha çok romantik aşklar yaşarım ama ya onu çok özledim deyip hüngür hüngür ağlayıverir. Yani onlar böyle sulu gözlü. Evet, ama şöyle bir şey var, alışkanlıklarını en kolay değiştiren balıklardır. Balık mı oluyor? Evet. Hmm. Yani aşk konusunu... Unuttukları için mi acaba? Hani balıklarda bir unutkanlık var derler ya. Yani derin sularda başka aşklar, havuzdan derin suna, derinden okyanusa geçer de geçer. Arkasına baktığı zaman ne büyük aşklar yaşamışım, bravo bana der. Vay be. Yazar, hep yazar. Hiç aklından çıkarmaz. O zaman evet, boğaya geçelim. Aynı güzel, aşktan boğadan. Aşktan. Evet. Aşklardan boğaya geçelim. Şöyle, koçlar 14 Ekim'de çok güzel bir tutulma yaşayacaklar terazi burcunda. Dikkat etsinler, çok güzel değişim dönüşüme giriyor. İş konusunda, hayat konusunda fikirleri değişecek. Tamam. Boğalar. Evet, boğalar ev alacaklar, ev değiştirecekler, evle ilgili konular yaşayacaklar. Boğalar. Şey gibi olacak bu, hani... evden çıkartılacaklar. Herkes evden çıkartılıyor ya şu anda. Değişim dönüşü. Bütün şeyler, ev evet sahipleri. Ya. Bu ev sahipleri azmasınlar artık, yetti. Kiracılara günah yani. Vallahi ilahi adalet onları bulur. Bugün çünkü biliyorsun doğuda Allah korusun hiç kimseyi, o depremde marketler zinciri olan adam ertesi günü yemek kuyruğuna girmiş. Evet tabii, olabiliyor. Yani dünyada çok malın var diye çok da güvenmeyeceksin. Tabii, tabii. Tabii. Sadece iplikte, yani pamuk ipliğinde. Evet. Evimizi değiştiriyoruz boğalar olarak. Başka? Ondan sonra şöyle bir şey, boğalar yeni bir
değişim içinde, ruhsal olarak değişiyorlar. Onlar da çünkü şimdi Uranüs var. Hı-hı. Eskisi gibi değil boğalar. Artık kova vari, yani uranyan bir kova boğa oldular. Hani eskiden böyle oldukları yerde sabitti, hiçbir konuda karar vermezlerdi, saatlerce düşünür, sağduyulardı. Artık kendilerini aşmak istiyorlar. Şimdiye kadar yaşadıkları kalıpların dışına çıkmak istiyorlar. Bu kalıplar güzel mi? Tabii ki çok güzel. Boğaların alıştığı kalıplar değil ama onları mutlu edecek kalıplar. Hani dışarıda hayat var, öyle. Hmm. Onların sloganı bu. Ne dışarıda güzel. Hayat var. Venüs retrosu nasıl etkileyecek boğaları? Venüs retrosunda işte bir ev değiştirmek, evle ilgili konular, taşınmak, fikirleri değiştirmek, çocukluktan beri kırmış olduğu düşü, yani takıldığı, kodlanmış düşünceleri değişecek. Anladım. Beyin fayları kırılacak. Anladım. Bu çok güzel bir şey. Hadi bakalım, selam olsun boğalara. Evet. Gelelim ikizlere. Var mı tanıdık boğa arkadaşların? Çok. Benim çok de var. Var. Bu arada eşim boğa. Aynen güzel. Evet. Evet, boğaları ben seviyorum. Boğalar bana güven veriyor. Her evde bir boğa lazım. Evet. Yani boğa çok güzel zaman, yemek yapıyorlar işte. Evet, mi? Çok güzel yemek yapıyorlar. Duysun eşim. Evet, ikizler şöyle bakayım. İkizler sosyal ilişkileri değişiyor. Evet. Uzun süredir görüşmediği insanlarla bir araya geliyor. Belki de yarım kalmışlıklar bir araya gelip tamamlanacaklar. Bazıları yarım kalmış organizasyonları var. O organizasyonlar yeniden ortaya çıkacak. Sosyal evet. durumları değişiyor. Çok güzel bir güneş tutulması yaşayacaklar. Parasal durumlarıyla ilgili borçlarını ödeme moduna geçecekler. Hı hı. Çünkü onlar birazcık parasal konularda çok sıkıntı yaşadılar. Daha güzel çalışacaklar. Hatta neden yaşadılar? Birazcık oldu? Dengesiz para harcadılar. Dengesiz. Yani onlar yaşadılar. Evren onların Merkür'ü kafalarını şaşırttı tutulmalarda. Evet. Dengesiz parayı ya da yanlış yatırımlar yaptılar. Evet. Özellikle ikizler Bitcoin gibi işte bu kripto paralarla ilgili konularda çok yanlış yatırımlar yaptılar. Onları düzeltsinler evet. diyelim ama yapacak bir şeyleri yok. Onları öyle. Ama yurt dışından gelecek olan olayları var. Onları yeniden gözden geçirsinler. Uzun süredir satılmayan malları var. Satılacak ya da almak istedikleri malı alacaklar. Yani bunun evet. gibi bir şeyler, borçları bir de gidecek. İkizlerde şey çok, mesela bir yere gidiyor, mesela almayacak onu, beğenmedi ama alabiliyor yani. Ya da ne bileyim, niye evet. aldım ben bunu diyebiliyor. Alıyor, böyle sonra başkasına hediye ediyor. Ha, o ayrı ama ben gereksiz bir harcamaları belki ondan da kaynaklanabilir. Şeydir Merkür insanı, ya bu çok iyi, bu çok iyi, evet, bunu evet. mu alsam onu mu alsam. Hadi ikisini alsam. Hadi ikisini alayım, evet. Onda da var. Evet. Devir ekonomi devir sevgili ikizler. Biraz daha ekonomik harcayalım diyoruz. Evet. Yengeçlere geçiyoruz. Evet, yengeçler para kazanacaklar. Yengeçler daha güzel. Eski alamadıkları paralar tekrar onlara gelecek. Ödenmeyen borçlar, değersizleşmiş olup da bir türlü değerini bulmayan mallar ve arsalar, evler, binaları falan varsa gerçek değerlerini bulacaklar. Güzel. Yeni bir yapılanma içine girecekler. Güzel. Çok çalışacaklar. Özellikle sonbaharda ev değiştirme durumları var onların da. Çünkü yengeçler böyle havuzlu, böyle güzel, ailece toplanabilecekleri, daha büyük, daha böyle rahat, daha sıcak, daha böyle doğaya yakın evleri çok seviyorlar ama en yakın arkadaşları ve dostları da aynı mahallede ya da aynı sitede otursun. Akşamları komşu olayları yengeçlerde çok fazladır. Biliyorsun eskiden de böyle bizim ananevi geleneksel yapımızda komşu vardır. Evet. Komşuyu modernize bir şekilde sitelerinde kullanmak ister yengeçler. Bunu da başaracaklar. En sevdikleri dostlarıyla, arkadaşlarıyla bir arada olma planları yapacaklar. Ama bu arada ev alabilirler. Ev alabilirler. Ekim ayında. Sevgilisel anlamda şanslar var mı? Yeni Ay, evet, evlilikler falan. Eski ve yeni sevgili bazıları, çünkü ilişkileri bitecek. Çünkü bitecek, bir sürü yengeçler artık ilişkide neyi... Yıllarca onlar çok duygusal davrandı Buracığım. Çünkü yengeçler affedememe olayları işte onlarda var. Hmm. Böyle işlerinden kinlenip bir türlü bir şeyi affedemiyorlar. Artık onlar affedip hayatlarındaki insanlara güle güle deyip eğer ayrılamıyorlarsa yeni aşklara kucak açacaklar. Yengeçlerin gerçekten modları değişiyor. Onların da zaten boğaların, yengeçlerin bu aileye çok yakın, aile bağları çok kuvvetli olan insanların dışarıda hayat var konusuna girecekler. Dışarıda hayat var diye yayınlayabilirsin 2020'de. Hadi bakalım. Yani evet, hangi burcumuza? Aslan. Aslan burçlarımıza geldik sevgili Boracığım. Aslanlar zaten bu son yaza damgasını vuran burçlar olacak. Venüs onların içinde. Kendi kalplerinde geziyor Venüs. Of. Tabii ki Venüs her zaman için
her zaman güzellikler vermiyor. Aslanlara aşkı bir gösterecek, bir geriye çekecek. Bir gösterecek, bir geriye çekecek. Bunun özelliği aşkta hata yapmamalarını sağlayacak. Ben şimdi retrolarda şunu öğrendim. Hani yıllardır şöyle deriz, eyvah retro, eyvah retro. Aslında retro güzel bir şey. Retro bizim hata yapmamızı önlüyor. Önce bir aşkı gösteriyor, sonra geriye çekip onu izleme. Engelli koşu gibi. Hı hı. Koşarsın koşarsın bir dinlenirsin. Halbuki retroda yoksa çok hızlı koşarsın, etrafını görmezsin. Beynin algısı daha böyle şey yavaşlamaz, hızlı gittiği için de hiçbir şeyi anlayamazsın. Dinlenmek iyidir. Venüs bizi bu sene dinlendiriyor. Ya bu kızın işte bu adamın aslında bu hataları vardı. Biz bunu gereğinden fazla misyon yüklemişiz. Çok da fazla aman değil bir aşk değilmiş modunda hareket edeceğiz. Evet. Özellikle aslanlar bunu çok iyi yapacak. Sevgililerin, hayatındaki kişilerin hatalarını görecekler. Peki bu ne kadar sürüyor Venüs retrosu? Bir ay mı? Venüs retrosu çok sürecek bu sene. Bütün yazı kaplayacak neredeyse. 23 Temmuz'da bir başlıyor. 5 Eylül'e kadar. Yaz gitti yani. Ağustos kayıp, kayıp Ağustos. Yine olsun. Peki ama aslanlar için ama hem bu, iyi hem kötü. İkisi ama güzel olan nesi var biliyor musun? Yıllardır birbirlerinde, aşklarında kaybettikleri enerji tekrar ortaya çıkabilir. Yani herkes, alevlenme oluyor, kıvılcımlanma. Şey olabilir, herkes başka yerlerde aşk yaşamış olabilirler ama asıl aşk da geriye dönüp gene gerçek aşklarımız sermişsin, bizmişiz diyebilirler. Barışmalar da olacak çok. Çok güzel. Evet, ben diyorum her şey retro her zaman için kötü bir şey değildir, güzellik de verir. O yüzden Venüs retrosunda eski aşklarınızla karşılaşırsanız bir konuşun. Terslemeyin. Bakalım olayın altında ne var? Siz neden terk edildiniz? O dönemde neler yaşadınız? Gerçekten bu terk edişler hatalı mıydı? Yoksa gerçek bir aşkı siz üstünü örttünüz, yeniden mi alevlenecek? Bütün bunlar sorgulama geçirecek. Hı hı. Ama aslanlar bu arada yaz aylarında çok güzel para kazanacaklar. Ekim-Kasım'dan sonra da çok seyahat edecekler. Özellikle kariyerleriyle ilgili 28 Ekim'den sonra çok büyük enerji geliyor. Yani iş teklifleri gelecek aslanlara. Çok iyi. Peki evet. Aslanlarda ev değişikliği gibi bir şeyler var mı? 13 Kasım'dan sonra. Onu da dipnot ekleyelim. Var. Demek bir bildiğim var. Sordum. Yok. Öyle sorasım geldi. Bazen öyle televizyonlarda evet. da oluyor. Böyle yönetmenler bir şeyler soruyor falan. Beşik kulağınızı diyordu. Şunu da sor, bunu da sor. Kameraman, çocuklarımız var mı? Çocuklar sizin sorularınız dermişim. Soruları halka açıyoruz. yorumlara yazsın takipçiler bakalım. Başaklar için zorlu yıllar vardı. Başaklar evet. bilinçaltları, kodlamaları değişti. Başaklar çok fazla eleştirel bir yapıları var. Yani evet. Başakların kendileriyle derdi var. Kimseyle derdi yok. Hani böyle kendi kendini eşeleyen şeyler gibi bunlar. Böyle durdukları yerde tatmin olamıyorlar. Yani beyinsel tatmin çok önemli. Başakları hiçbir şekilde cezbedemezsiniz. Ne erkek ne bayan olarak. Yani dünyanın en yakışıklısı veya en güzel kadını olsanız bile mümkün değil. Başakların beynini istila etmek zorundasınız. Tamam. He. Başaklar bu ara beyinleri istila edilir mi edilmez mi? Çünkü yaz aylarında çok karşılıklı ilişkiler yaşayacak. Çok önemli insanlarla tanışacaklar. Tanıştıkları insanları testten geçirecekler. Geçirdikleri testlerden bazıları gerçek anlamda sınavı geçecek. Başaklar yaz aylarında çok değerli dostlar edinecekler. Hı hı. Hani biz buna çok aşk demek istemiyorum. Aşktan çok dostluğa çok değer veriyorlar. Bir de başaklar şöyle günah çıkartmak gibi, vicdanlarıyla baş başa kalmak gibi, hı hı. hani takkesinin önünü koyup keliyle yüzleşmek gibi bir şey diyebiliriz ya, evet. vicdani değerleriyle yüz yüze olacaklar. Bakalım sonuçları ne çıkacak? Çünkü Ekim ayı sonuç alacaklar. Ekim. Evet, Ekim. Ekim onlar için çok önemli. Hatta Aralık ayı, hatta Aralık'ın sonunda 2024'e geçerken yepyeni bir başakla tanışacaklar kendileriyle. Vay. Evet. Çok güzel. Terazi. Terazi. Var mı terazi? Başak'la ilgili özel soruların? Yok. Başakları sever misin? Severim. Ben de çok severim. Çok iyi arkadaştır Başaklar. Evet. İyi dost, iyi arkadaş da. Evet. Aşkta beceriksizler. Evet ama onlar yalnız kalmayı seviyorlar. Evet.
Onlar yani diğer burçlara nazaran biraz daha hani yalnız olayım, mutlu olayım kafası daha var değil mi? Benim tanıdığım başaklar öyle. Bildiğimiz zaten hani derler ömür boyu bekar kalan çok başak vardır ve hiçbir zaman bekarlıktan şikayet etmez. Bekarlık etmez sultanlıktır kelimesini başaklar söylemiştir bence. Ünlü başak kim? O ünlü başak Gülben Ergen. Gülben Ergen. Ünlü başak. Bana çok hiçbir şey olmaz. Bana hiçbir şey olmaz. Tam başak şeyi değil mi? Tam. Başak kadını. Ben çok zekiyim, bana bir şey olmaz. Bu arada çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Ben çok severim. Çok severiz. Çok minnoşmuyor, çok tatlıdır. Ya. Evet. Annesini çok severim, o da çok tatlıdır. Onlar iyi. Daha başak çok var ya. Çok var. Piyasada o kadar çok var ki başak. Ama cin gibi akıllılar. Evet. Başaklar çok zekiler. Benim de ay burcum başak. Başaklık var mı sende? Yükselelim başak. Al işte. %50 sana söyledik, unutma. Evet. Kızım sana söylüyorum, yok, yarısını sen al. Yok ben şey yaptım, hafızaya kaydettim. Evet, ay burcu, ondan anlaşıyoruz seni. Evet. Terazi var mı? Teraziler yıla damgasını vuracaklar gerçekten. Çünkü en şanslı ikinci yarıda terazi evet, diyebilir teraziler, miyiz? Teraziler, Venüs tutulması Aslan burcunda. Kaçırdığı bütün fırsatlar terazilerin tek tek karşına ne çıkacak. Güzel. Çok güzel bir alanı var terazilerin. Hangi astrolog ne söylerse söylesin ben bu sene terazilerin çok büyük şanslı döneme gireceklerinden eminim. Çünkü kuzey ay düğümü Koç burcuna geçiyor. Terazinin güney ay düğümüne ışık veriyor. Terazi geçmişinde böyle yıllardır karanlık bir yolda yürüyorlarsa bir dönecekler, geçmişin bütün aydınlıklarını görüp önlerine daha güzel bir rota çizecekler. O zaman ben bir şey rica edeceğim. Şu anda terazi burcu olup ya da yükselen terazi olanlar evet, lütfen yorumlara ben teraziyim diye yazsınlar, bir terazileri görelim. Evet evet, sana ara sıra böyle yazsınlar, cevaplarız. Yazıyorlar yorumlarda da, ben bakıyorum evet, hepsine. Bak, ama hepsine. Teraziler yüklenin bakalım. Kimler terazi bu videoyu izleyen bir görmüş olalım. Evet, Tülay Avşar terazi, Tarkan evet, terazi. Severim. Bunlar tatlış teraziler. Daha çok teraziler var. Fransızların çok eski, benim yaşıma uygun olan Catherine Deneuve terazidir. Aha. Terazileri ben çok... Bilmiyorsun tabii onu. Duydum. Bilmiyor. Evet, terazilerin güzel kadınlar, Türkiye güzelleri, artı dünyada isim yapmış ya da böyle şeyler, tap kişilerin çoğu güzellikte tap olanların çoğu terazidir, unutma. Öyle mi? Tamam. Evet. Teraziler dediğim gibi yüzleşme yaşıyorlar kuzey ve güney ay düğümlerinden dolayı. Aynı zamanda Venüs onların aslanda retro yaptığı için teraziler eski aşklarına çok veda etmek zorunda. İstese de istemese de veda edecekler. Vizyonları farklılaşıyor, açıları değişiyor. Odaklaştığı konular değişiyor, hedefleri farklılaşıyor. Bu da onlara yeni dünyada daha güzel yerlerde olacağını gösteren ilk sinyalleri başlıyor. Çünkü 2024 senesinde Koç'ta ve Terazi'de yine tutulmalar olacak. Hı hı. 2024'de anlatacağız, sonra senin sonbaharda Allah izin verirse İnşallah. Çekim yaparız. İnşallah. Orada da terazilerin 2024 senesine damga vuracakları konunun ilk kapıları Ekim ayında açılıyor. Venüs Aslan burcunda artık retro yapıyor, eski aşklara veda ediyorlar ya da eski aşklarıyla kanka oluyorlar. Teraziler arkadaş insanları zaten, can insanlar. Teraziler de böyle. Evlilik var mı terazilere? Hızlı evlilik yapabilirler. Bazıları da çok hızlı boşanabilir. Zaten hep öyle oluyor. Hayat bir denge ya yani. Biraz bir kızın evlenecek gibi bir kızın boşanacak. Ama teraziler evliliği çok seviyor, boşanmayı da çok seviyor. Seviyorlar mı? Onlar şöyle diyorlar Borucuğum, aman hayat bir... Bak Seda Sayan yükseleni terazi. Aa, oğlağı terazi. Ya yani çok severim, can insanı. Boşanıyor, tekrar evleniyor. Arada diyor flörtle ne zaman kaybedeceğim, evleneyim olmazsa boşanayım diyor. Teraziler evliliği oyuncak haline getiren tek insan. Korkmuyorlar. Korkmasınlar, ne olacak? Başaklar korkutucu. Eskisi gibi değil ki artık. Evet. Yani. Artık kolay yani. Ay dur gözüme bir şey. Sözleşmeler var artık. Evlenirken sözleşme yapıyorlar. Sözleşme sonunda hadi güle güle diyorlar. Nasıl olsa sonuçta kimse kimseye bir şey vermiyor. Evet, değişti. Aynen. Bizim Türk mantalitesinde evlilik ömür boyu aylık gelir gibi. Ama evet, yok, şu anda yok. Evet. Ay, bu teraziler böyle arkadaşlar, akrepler. Gelelim akreplere. Şimdi akrepler zor insanlardır, derin insanlardır. Evet. Özellikle bu boğada bir tutulma olacak ay şeyde 28 Ekim'de akreplerin önünü açacak. Hı-hı. Geçtiğimiz yıl, ya bu yılın
geçtiğimiz Mayıs ayında 5 Mayıs'ta ay tutulması oldu akrepte. Evet. Akreplerin vizyonları değişiyor. Vizyonları değiştikçe bilinçaltları değişiyor. İş konusunda akrepler muazzam atılımlar yapacaklar. Eski işlerini bırakıp yeni işlere geçecekler. Hatta bazıları ailevi bir iş yapıyorsa, çoğu zaman işte babadan kalan işler vardır ya, onları bir kenara bırakıp bireysel işler yapacaklar. Kendilerinde hangi alanlarında hangi yetenekleri eksik kalmışsa o yeteneklerini geliştirip yeni bir iş çığırı açacaklar. Akrepler bayağı derinden ve özel gidiyorlar. Ben akrepleri hem çok severim, hem çekinirim, hem de böyle bir korkarım. Peki akreplerle ilgili başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Akreplerin bu ara elleri çok açık olacak bu sene. Akreplerin cebinde maalesef akrep yok. Aslında elleri çok açıktır. Bu tutulmalar, bu Marslar, bu Venüsler akreplere çok yarayacak. Sosyal ortamlarda en çok para harcayan akrepler akrep olacak. Evet. Seyahat falan var mı? Yurt dışı seyahatleri? Tabii ki var. Akreplere. Şöyle bir şey, seyahat planlarını sonbahara bıraksınlar. Çünkü bu arada Venüs Retrosu var. Ama eski aşklarıyla buluşmak istiyorlarsa ara sıra Eylül'ün 23'ünden sonra yapabilirler. Yaz aylarında hiçbir şeye dokunmasınlar. Tamam, bundan not alın. Evet. Evet, yaylar son yılların en bomba burçlarından biri. Çünkü onlar çok eğlenceliler. Kendilerini eğlendirmeyi çok iyi bilen insanlar. Sinirliler, eğlenceliler, minnoşlar, her şey var. Yaylarda yok her şey var. Evet. O da çevresiyle çok yeni insanlar ve dostluklarla bir araya gelecekler. Eski dostlarını çok özlüyorlar yaylar bu ara. Venüs Retrosu onların 11. evlerinde, 5. evlerinde, 9. evlerinde açı çizerek gittiği için onlarla birlikte olmanın planlarını yapıyorlar. Enerji o. Venüs onlara yarayacak aynı zamanda. Venüs'ün dışında güneş tutulması onlara yarayacak. Yani yayların bu sene son 6 ayı güzel geçecek. Evet, ve çok eğlenceli ortamlarda bulunacaklar. Yeni iş projeleri yapmak istiyor yaylar. O projelerine uygun olan insanlarla bir araya gelecekler. Ama yaylar bu arada geçmişle barışıyorlar. Hatta sıkıldığı insanlarla, hani zamanında çok problem yaşadığı insanlarla tekrar yüzleşip birbirlerine konuşacaklar. Yani herkes kendi derdini anlatacak, yüzleşme yaşayacaklar. Ya da çok özlediği dostlarıyla bir arada olacaklar, senle ben gibi. Ay ne güzel. Evet. Epey bir özleştik yani. Aynen. Evet. Ah bu oğlaklar ev almak, ev değiştirmek, poliçe, kira, ev kiraya vermek, ev değiştirmek, ev ile ilgili değişim, kentsel dönüşüm, yani şeylik, mahkemelik hukuksal işleri varsa onları düzeltecekler çünkü olması gerekiyor. Plüton retro yapıyor tekrar onların burcunda derinden kronikleşmiş işleri, kangren olmuş işleri bıçakla kazıyarak atacaklar. Biraz yüzleşirken işleri çok acıyacak. Çünkü oğlaklar uzun yıllar, 2008 senesinden beri zor yıllar yaşadılar. Öyle mi? Plüton'dan beri. Hı-hı. Plüton artık onlara veda edecek. Nereye geçiyor? 22 Aralık'ta, 22 Ocak'ta 2024'te tekrar Kova'ya geçecek. Kova'ya geçecek. Sonra tekrar oraya gelecek. Fragmanları yaşatıyor. Bu fragmanlar oğlakların yaralarını sarıyor. Kabuk bağlıyor. İlk kabuk dökülüyor. Tekrar canı acıyor. Kabuk bağlayarak evet. 2024 senesinin sonlarına yavaş yavaş yolculuk yapıyorlar. Ama oğlakların en büyük özellikleri artık eskisi kadar acı çekmeyecekler. Acıları bitiyor. Hadi bakalım inşallah. Evet. Ve kronik ilişkiye sağlıkları ile ilgili problemleri varsa onlar da bitiyor. Tamam. Hem hani böyle alternatif tıp, homeopati, bunun gibi bir takım böyle sıra dışı bitkisel tedaviler vardır ya, o tür tedavileri çok rahat oğlaklar kullanarak bedenlerini ve ruhlarını iyileştirecekler. Çok güzel bir bilgi bu. Değişik bir bilgi. Evet, evet. Kovalar. Kovalara geldik. Evet, kovaların en büyük özellikleri Buracığım, bedenlerine sığmayan bir enerjileri evet. var. O enerjilerini kendileri de yakalayamıyorlar aslında. Yani şimdi onlar da diyorlar ki akılcı burçlar, aklı Satürn'yen bir burç. Aslında klasik astrolojide onları yöneten Satürn. Satürn nedir? Ayakları yere sağlam basan, kuralcı, kurumsal insan. Ama
Uranüs'te birleşince ben bunlara şöyle diyorum. Hani böyle asitle kezapla klorak vardır ya böyle evet. temiz. İkisini birleştirdiğin zaman zehirleyici bir gaz olarak çıkıyor ya. Evet. Kovalar böyle işte Satürn'le Uranüs bir arada birleşmiş gibi oluyor. Bir anda kendilerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bir bakıyorsun ağır abi, ağır ablalar, bir bakıyorsun deli çılgın kızlar evet. ya da çılgın adamlar. Ama bunlar onları bu dünyaya sığmadıklarını, bedenlerinin çok fazla yukarılarda olduğunu ve bu dünyanın dışında bedenleriyle çok daha bizden vizyonlarının farklı olduğunu gösteriyor. Ve biz şu anda kovalara ihtiyacımız var. Bu dünyanın kovaya ihtiyacı var. Çünkü kova sayesinde bilim ilerliyor. Kovanın cesareti. Bilim çünkü cesaretlilerin işidir. Doğru. Kronik insanlar daim, yani kronik demişim, klasik insanlar bulundukları alandan çıkmazlar. Ama doktorlar, bilim adamları biliyorsun kendi sınırlarını zorlayan insanlardır. Evet. Bilim bir cesaretin yavrusudur, çocuğudur. İkinci yarıda kovalarla ilgili neler olacak peki? İkinci yarıda kovalar artık ilişkileri, çünkü aslanda tam zıt burçlarında Venüs var. Onlarla tekrar barışmayı. Bak kovalar şöyle bir şey. Onları kabullenecekler, arkaya atacaklar. Hani derler ya işte artık hayatımdan gittin. Hayır, kovalar hayatımda kalabilirsin. Arkadaş olabiliriz. Evet. Hayatımda kal. Yani kovaların kabullenici bir tarzları olacak. Diğer burçlar her şeyi elerken kovalar elemeyecek. Lazım olur dursun modunda kalacak. Fakat kovalar o kadar kendilerini aşmış olacaklar ki eskiler ona artık yetişemeyecek. Bir de öyle durumları var. 14 Ekim'de güneş tutulması hayatlarının en önemli başlangıcı olacak. Ve Pliton'a hazırlanıyorlar. 2024 senesinin 20 Kasım'ının ilk başlangıcını kovalar 14 Ekim'den sonra görecekler. Tarihler not alalım. Evet, not alalım. Gelelim balığa. Balık, Satürn yan balıklar. Satürn, balıklar şu ara Satürn'ün etkisindeler. Aynı zamanda Neptün onlardaydı uzun süredir. Evet. Deniz dalgası gibi gidiyorlar, geliyorlar. Bir türlü aradıklarını bulamadılar. Fakat onların da heveslerini birazcık 28 Ekim'e bıraksınlar. 28 Ekim'deki Boğa burcundaki ay tutulmasıyla birlikte Neptün onları çok daha iyi yerlere getirecek. Bu yıl özellikle 2024 senesi girmeden önce söyleyelim. 2024'ün ilk 6 ayı balıklar için muhteşem olacak. Bu yazı birazcık zorlu geçirebilir ya da hareketlenme. Bir yükselişte bir alçalışta, bir yükselişte bir Temmuz ayında çok iyiler. Temmuz ayında çok ilginç insanlarla tanışacaklar. O tanıştıkları insanların ileri vadede kankaları olma özellikleri var. Fakat yine de temkinli olsunlar. Venüs retrosu her zaman olduğu gibi dikkatli. Balıklar yalnız artık kendilerini çok güzelleştirmek istiyorlar. Eylül'ün 23'ünden sonra senin muayenehanen balıklarla dolabilir. Bekleriz balıkları. Evet, bütün hastaların, hasta evet. demeyelim, güzelleşmek isteyen, mükemmel olmak isteyen herkes. Botoks çok yaptırıyor balıklar. Çok yaptırıyor onlar. Onlar çok mimik kullandıkları için kasları herhalde değil mi? Ben soruyorum arada burcunuzun ne, eşinizin falan diye. Botoksların çoğu balık. Sanatçı onlar. Sanatçı evet. insanlar, şarkı söylemek, dans etmek ve sanat yapmaya ve yüzü, tiyatral yetenekleri çok kuvvetli. Evet. O yüzden yüzleri onların öyle. Öyle. Ama bu sene en çok güzelliğine düşkün olacak insanlar teraziler, terazi, balıklar, balık. İkizler, yaylar, aslanlar. Aslanlar bozulmuş olan yüzlerini, hani böyle birçok insanlar şeydir ya, hekim arar, beğenmez, oradan oraya geçer o. Onları daha çok gelecekler. Doğru doktorları bulacaklar. Doğru tedavileri bulacaklar. Ne güzel ya. Evet. Ne güzel bir sohbetti Filiz abla. Evet. Ayağınıza sağlık. Kanalımıza renk verdiniz. Çok da merak ediyorum ben yılın ikinci yarısında neler olabileceğiyle ilgili. İnşallah 2024'te de güzel bir çekim yaparız beraber tabii sizinle. Tabii ki. Tabii ki. Hemen tutulmalardan sonra Kasım'da 2024'te hazırlarız tamam. meraklılarına. O zaman öpücüklerle bugünkü yayınımızı sonlandırıyoruz. Takip ederseniz çok sevinirim. Buraya.